Aşırı şişman olmak bağışıklığı ve hormonları nasıl etkiliyor diye bir soruyla başlayacağım. Bir de hemen bunun arkasında kendi inisiyatifimde şunu da sormak istiyorum. Aşırı zayıf olmak da hormonları etkiler mi? İkisi de etkiler Çağla. Bir kere şunu çok net ve açık gördük ki COVID döneminde kaybettiğimiz her 3 kişiden ikisi ya yaşlıydı ya da şişmandı. Şişmanlığın bağışıklık sistemini baskılayan çok önemli bir sabotajcı olduğundan hiçbir şüphemiz kalmadı. Zaten biliyorduk ama bunu COVID bir kez daha doğruladı. İki şey bağışıklığı çok baskılıyor. Bir tanesi kötü yaşlanmak, bir tanesi de fazla kilo almak. Özellikle göbek çevresinde, karın içinde yağ biriktirmek bir numaralı bağışıklık baskılayıcısı haline dönüşebiliyor. Dolayısıyla şişmanladığınız zaman artan kortizol düzeyi, şişmanladığınız zaman yükselen insülin seviyeleriniz ve oluşan insülin direnciniz, şişmanladığınız zaman bağışıklık sisteminizin her türlü cevabının hem hücresel hem de antikor cevabının yavaşlaması meselesi, baskılanması meselesi maalesef sizin bağışıklık gücünüzü çok ciddi ölçüde azaltıyor. Ama çok zayıf olmak da aynı şekilde etkili. Yani ben zayıf olacağım diye gereksiz yere aşırı miktarda kalori kısıtlamasına gitmek yasak, yanlış ve yasak. Ona gireceğiz. O kalori kısıtlamasına gireceğiz. Dikkat etmek lazım. Obezite bir hastalık mı hocam diye soracağım. Obezite bir hastalık tabii, kesin. Obezitenin bir hastalık oldu artık 2010'lu yıllarda itibaren evet. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kabul edildi ve obezite tedavisi devletin ve özel sigortaların ödemesi gereken tedaviler ve ilaçları da ödemesi gereken ilaçlar grubuna girdi Çağla. Ya ileri yaşlarda gördüğümüz zaman belki birazcık daha anlamlandırabiliyoruz. Ama mesela çocuklarda da obezitenin çok fazla arttığını görüyoruz hocam. Burada tabii ki birçok faktör sayacağınıza eminim ama bize mesela neler düşüyor burada? Bunun nasıl önüne geçeceğiz? Çağla, bir numaralı insanlık düşmanı obezitede de, kötü yaşlanmada da, kronik hastalıklarda da şekerdir. Bunu unutmayın. Ve şekerin özellikle bu endüstriyel besin üreticileri tarafından hazır gıdaların içine bize daha çok satmak, doygunluk hissimizi provoke etmek, azaltmak ve daha çok yememizi sağlamak, daha çok bizi iştah bağımlısı, gıda bağımlısı haline getirmek için en çok kullanılan maddenin şeker olduğunu da unutmayalım. Bu bir numara. Evet. Şeker, ikinci sırada da nişasta var. Şeker ve nişasta, paketlenmiş ürünler. Sabahleyin programın başlangıcında programın altyapısını oluşturan hanım kızımız Dilara ile konuşurken onu da söyledim. Bir yayın diyor ki bize, bugün dünyayı obezite ihraç eden temel ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Amerika Birleşik Devletleri'nin beslenme sistemini ithal eden her ülke obezite gazabına uğramıştır. Evet. Yani ne kadar çok hamburger zinciriniz varsa, ne kadar çok kızartma zinciriniz varsa, ne kadar çok böyle kahveyi kahve olmaktan çıkarıp bilmem ne latteler, şatteler, şütteler haline getiren zinciriniz varsa ülkede, o ülke o kadar hızlı bir şekilde ama obezite doğru saldırısına uğramıştır. Evet. Çocuklarımızın içinde bu en büyük tehlikedir. Çok. Kadınlarımız, erkeklerimiz de bunu bilelim. İkincisi, şekerlerin de hepsi obezitede eşit günahkar değildir. En günahkar şeker glukoz mu, fruktoz mu diye bana sor. Fruktozdur. Bravo Çağla. Çünkü fruktoz hem daha çok tat verdiği için hem doygunluk hissini blok ettiği için çakma fruktoz bugünün en büyük belalarından birisi. Nişastayı ve şekeri hayatınızdan çıkarın demeyeceğim ama hayatınızın en ufak noktasına indirebildiğiniz kadar en az noktasına indirin. Bu programların hiçbirisini seyretmeseniz bile evet, sağlığınızda %50 iyileşme, kilonuzda %50 düzelme görürsünüz. Nişasta ve şeker. Buna dikkat edeceksiniz. Tuzdan bahsettik. En zararlı hali genellikle paketli gıdalarda olan Çin tuzuna dikkat çektik. Şekerden bahsettik. Glikoz değil, fruktoza dikkat çektik. Aslında bunlar çok ufak nüanslar ama gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de şimdi çünkü ileride cerrahilerle karşılaşabiliyoruz. Ve hayati risk taşıyan cerrahiler de olabiliyor bunlar. Obezite cerrahisinden birazcık bahsetmek istiyorum. Hocam neler düşünüyorsunuz? Artık tabii bir yerde mecbur kalındığında insanın hayatını da kurtarabiliyor. O kilolardan belki kurtulmak yıllar içerisinde denenmiş. Hem psikolojik olarak hem de bedensel olarak çok yorulmuş olabiliyor insanlar. Bir kere alınmış o kilolar ama sonrasında bu cerrahilerden sonraki süreç nasıl işliyor? Siz onaylıyor musunuz? Obezite cerrahisinin eğer bilimsel temellere uyularak yapılırsa faydalı ve gerekli olduğu konusunda en ufak bir şüphem yok. Ama obezite cerrahisini, bariatrik surgery,
bizim tıbbi adı. Obezite cerrahisini obezi olmayanlara uygulayarak, obezite cerrahisini metabolik cerrahi diye bir kılıfın içine sokup, sahtekarlık yapıp insanlara ben ameliyatla senin şeker hastalığını tedavi edeceğim, seni ameliyatla sıfır kiloya indireceğim, yani kilo problemini ebediyete kadar çözeceğim diyerek bilgilendirmeden yapmaksa bunun adı obezite cerrahisi değil, sahtekarlık cerrahisidir. Bu çok net. Çok ve maalesef bizim ülkemizde de bunu yapanlar vardı. Hala muhtemelen var. Ve köşe bucak hastanelerde liposuction adı altında yağ temizliği yapma adına bariyatrik cerrahi uygulamasını zayıflama cerrahisi şeklinde uygulayarak insanları sakat bırakan bir takım maalesef yüz karası insanlar var. Sağlık uzmanlığında ayıptan öte günah işleyen insanların olduğu kesin. Bu net. Burada bilmemiz gereken şey şu yalnız Çağlar. 160-180 kiloya ulaşmış olan birinin sağdan sola dönemeyen, tuvalete gidip ihtiyacını karşılamayan birinin iyileşebilmesi için kısa bir süre ihtiyacı varsa elinizde iki tane silah var. Hızlı bir şekilde hareket etmeniz lazım. Ya bariyatrik cerrahiyi düzgün bir merkezde yaptıracaksınız ya da son zamanlarda çok kullanılan biraz da gereksiz yere TikTok şunla bunla biraz magazinsel hale getirilen bu iğneleri, zayıflama iğneleri dedikleri GLP-1 analoglarını kullanacaksınız. Ben şahsen 140 kiloyu geçmeyen birinde GLP-1 analoglarını kullanmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ve daha iyi sonuç alabildiğimizi de görüyorum. Bir aylı vakada biz kullandık ve iyi de sonuç aldık. Almaya da devam ediyoruz. Ama bunlar da çok masum değil. Bir kere çok pahalılar. Çok pahalılar. Tamam. İkincisi çok ciddi bulantı, kusma, çok ciddi tansiyon patlamalarına, çok ciddi ishallere, çok ciddi kabızlıklara tersine yol açabiliyorlar. Onun için de bunu böyle gidip bir eczaneye abi abla alayım, bana oradan bir şu iğnelerden ver ben de yaptırayım diye bir yanlışlığı kimsenin yapmasını istemem. Bariyatrik cerrahi düşünenler de o cerrahi merkezine gittiniz. Çok basit bir şey söyleyeceğim şimdi bizi izleyenlere. Bir, deneyimli bir diyetisyen var mı? Ve bu diyetisyen sürekli oranın diyetisyen mi? Günde bir saat uğrayan olmaz. İki, deneyimli ve bu konuda eğitim almış obezite cerrahisi sertifikası olan bir psikolog var mı? Üç, bu işlemleri takip edecek ve bundan sonraki süreçleri izleyecek bir endokrinoloji ve metabolizma uzmanı bu yapılanmanın içinde mi? Dört, bu işi yapacak olan cerrah bu işi kaç defa yapmış, ne kadar yapmış, deneyimi ne kadar? Bu dörtlüğe bakmadan asla kimsenin önüne yatıp ameliyat falan olmayın. Şimdi iki tane sorum olacak hocam. Özellikle GLP daha erken zamanlarda, obezitede daha acil durumlarda bir cerrahi dedik. Daha çok kilolu olan insanlarda görüldüğü için böyle soracağım. Yanlış olursa düzeltin. Şeker ve tansiyon hastalığı, GLP ilaç kullananlarda veyahut da ileride obezite cerrahisi olanlarda iyileşme gösterir mi? Gösterir. Şundan dolayı kilo kaybı olduğu için birinci sırada. O tamamen yoluna girer mi? Tek sebep kilodur yani o şöyle zaman. Söyleyeyim Çağla. Mesela 7.4 hemoglobin A1C değeriyle ki bu ortalama kan şekerinizin 200'ün üzerinde seyrettiğini gösterir. İnsülin kullanan günde iki kez bir diyabetli eğer 110 kilodan 70 kiloya indirilirse ki biz bunu yaptık. İnsülini tamamen bırakır. Sonra hapları tamamen bırakır ve sadece diyabetli olmadan yaşamını sürdürebilir. Yeter ki insülin imal eden bir pankreası hali hazırda olsun. Ama her diyabetli kilo verdiği zaman mutlaka ilaç kullanmadan diyabetten kurtulamaz. Çünkü pankreas eğer bitmişse yani pankreas eğer beta hücrelerinde insülin yapamıyorsa yapacağınız bir şey yok orada. Ama prensip olarak tip 2 diyabet çakma bir diyabettir. Kilonuz varsa, kiloyu verirseniz, hayat tarzınızı düzeltirseniz yani. Sıfırlarsınız, yok edersiniz. 5.7'nin altına indirdiğiniz hemoglobin A1C'yi ben o diyabet hastasının alnından öpüyorum. Tebrik ediyorum. Bana 6 ayda bir uğra. Beslenme uzmanı kardeşimizin verdiği beslenme modelini aksatma. Her gün yürü, hadi kolay gelsin deyip gönderiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.